İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı kararı, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun oturumu gerçekleşti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Artsakh'taki Rus barış güçleri tarımsal işlerin güvenliğini sağlıyor. Artsakh Devlet Başkanı Yerevan Belediye Başkanı'nı makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İran'da bir ticaret ateşçisi olacak. İnsan hakları savunucusu ve Avrupa Konseyi milletvekilleri Avrupa Birliği'ni Ermeni tutsakların serbest bırakılması için somut adımlar atmaya çağırıyor. Dikran Mansuryan ve diğer Ermeni bestecilerin eserleri Moskova'da seslendirilecek. Batı Ermenistan'ın Kesarya Kayseri'de 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili sergiye hazırlanıyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın kararı No 87, 13 Nisan 2021. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı'nın atanması üzerine Devlet Başkanı, Batı Ermenistan Anayasası'nın 76. maddesinin 13. bendi ile 77. maddesini dikkate alarak kararname. Madde 1. Bay Arşak Vartanyan'ın Batı Ermenistan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanı olarak atanması. Madde 2. Olağanüstü Haller Bakanı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Konseyi üyesidir. Madde 3. Karar Batı Ermenistan Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayınlanacaktır. Garin 13 Nisan 2021. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun olağan oturumu Batı Ermenistan Parlamentosu Başkanı Leonard Basmacyan başkanlığında 14 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşti. Oturuma Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Arjantin, Artsakh, Ermenistan Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden Batı Ermenistan Cumhuriyeti milletvekilleri katıldı. Oturumun gündeminde şu konular tartışıldı. Nahçıvan hakkında anayasa hukuku, gözlemler, tartışmalar ve veya öneriler. Batı Ermenistan nedir konulu konferans, seminer, yeni yaklaşımlar, önümüzdeki ulusal etkinlikler ve gelişmeler. Oturum sırasında gündemdeki konular hakkında hararetli bir tartışma yaşandı. Yukarıda belirtilen konular bir sonraki oturumda tartışmaya devam edilecek, Nahçıvan ile ilgili kanun taslağı hazırlanacak ve seminerin tarihi belirlenecek. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan belirtildiğine göre Artsakh'ta Rus barış gücü sınıra bitişik tarlalarda tarımsal işlerin güvenliğini sağlıyor. Bakanlığa göre Artsakh halkı tarımsal çalışmaları Rus mayın temizleme uzmanları tarafından mayınlardan arındırılan tarlalarda yürütülüyor. Rus barış gücü komutan yardımcısı Sergey Jumurin, ekme biçme işlemleri bitmek üzere bu yıl barışı koruma görevlileri sayesinde hiçbir aksaklık yaşanmadan organize edildi. Sayemizde sonbahara kadar yerel halkın iyi ve verimli bir hasat almasını umalım dedi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Yerevan Belediye Başkanı Hayk Marutyan'ı 14 Nisan'da makamında kabul etti. Stepanakert Belediye Başkanı David Sarkisyan'ın da katıldığı toplantıda iki Ermeni başkenti arasındaki işbirliğinin genişletilmesine ilişkin konular ele alındı. Armen Press tarafından bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti'nde ticaret ataşeliği açacak. Bu konudaki karar taslağı hükümetin 15 Nisan oturumunun gündeminde yer alıyor. Kararda İran İslam Cumhuriyeti'nde ikametgahı Tahran şehrinde olacak olan Ermenistan Cumhuriyeti Ticaret Ataşeliği makamı kurulmakta deniyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin İran'daki ticaret ataşesi Tahran'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği binasında yer alacak. Avrupa Parlamentosu'nun 12 Nisan'da gerçekleşen bir toplantısında Ermeni esirlerin Azerbaycan'dan derhal salıverilmesi ve geri gönderilmesi konusu ele alındı ve burada Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan özel bir raporla konuşmada bulundu. Tatoyan, yeni suçları önlemek için Azerbaycan'a karşı uluslararası baskının uygulanmasını önemsedi. İnsan Hakları Savunucusu Ofisi'nden Armen Press'e aktarılan açıklamada görüşmenin girişimi toplantıda bir rapor hazırlayan Avrupa Parlamentosu'ndaki Avrupa Birliği Ermenistan Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı Lukas Furlasin tarafından başlatıldı. Toplantıya Avrupa Parlamentosu'nda Güney Kafkasya ile İlişkiler Delegasyonu Başkanı Marina Karulan da katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutulan tüm Ermeni tutsakların derhal iade edilmesi için 9 Nisan'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne başvurduğunu bildirdi.
Tüm katılımcılar, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Avrupa Birliği'ni Ermeni tutsakların serbest bırakılması için somut adımlar atmaya çağırdı. İnançla itiraf ediyorum adlı konserde Questa Musica topluluğu ve bir grup solist, Dikran Mansuryan'ın, Gomidas'ın, Nerse Şunurali'nin, İtalyan besteci Luciano Berio'nun eserlerini seslendirecek. Konser 16 Nisan'da Moskova'daki Niko Galeri'de gerçekleşecek. İnançla itiraf ediyorum, Dikran Mansuryan'ın bir eserinin adıdır ve konserin temelini oluşturacak. Sanatçılar mezzo-soprano Varsenik Avanyan, viola sanatçısı Sergey Poltavski, duduk sanatçısı Vasili Korostelov, piyanist Karina Bogosbekova solist olarak sahne alacak. Dikran Mansuryan, İnançla İtiraf Ediyorum adlı eserini Sergey Poltavski'ye adamıştı. Batı Ermenistan'ın Gesariya Kayseri'de 3 yıldır devam eden kazılarda 8 ay önce bulunan 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosilinin bilim merkezinde güçlendirme ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Fosilin temizlenip sergiye hazır hale getirilmesi birkaç ay daha sürecek. Bölgede yapılan kazılarda fil, zürafa, at ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu. Baraj kıyısında devam eden kazı çalışmalarında geçen yılın Ağustos ayında ilk kez 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosiline rastlandı. Çeşitli tekniklerle bütünleme ardından sergiye hazırlık işlemleri gerçekleştiriliyor. Fosiller ileriki zamanlarda yapılacak Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek. Bu gerçek, Batı Ermenistan'da medeniyetin ve yaşamın ne kadar eski olduğunu kanıtlamaktadır. Biz de Ermeni halkının burada yerli bir halk olduğunu hatırlatmak isteriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni halk dans şarkısı olan Markeri Oloru adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.